Bak Cenab-ı Allah diyor ki ayette, Enfal suresi 63'te, şeytan Allah'a sığınırım. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Önce kalplerin uzlaşmasından bahsediyor Allah. Kalplerde sevgi olması ve uzlaşma. Anlaşıyorsun yani, aynı görüşte. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın, istediğin kadar para ver diyor Cenab-ı Allah. İstediğin kadar ekonomik zenginlik meydana getir. Bile onların kalplerini uzlaştıramazdı. Yani kalp uzlaşması zenginlikten olmuyor, parayla olmuyor. Diyorlar yani ekonomi düzelse bir şey yok. O kurtarmıyor. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Bütün güç Allah'ın elinde. Demek ki müminler samimi olursa Allah rahatça bu imkanı sağlıyor. Çünkü o üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber diyor Cenab-ı Allah, sana, bak sana, peygamberimiz bizzat kendine ve seni izleyen müminlere, kimler? Bizler. Bütün dünya Müslümanları. Allah yeter diyor Allah. Yani falancanın gücü, falancanın desteği falan bunlara hiç Cenab-ı Allah ihtiyaç yok diyor. Ey peygamber, müminleri mücadeleye karşı hazırlayıp teşvik et. Hazırlamak nasıl oluyor? Darwinizme, materyalizme karşı eğitim vereceksin. Ayrıca orada dikkat çekilen ne var? Teşvik et diyor Cenab-ı Allah. Her türlü imkanı kullanarak Müslümanları teşvik etmek. Hem bizzat gayret edip hem teşvik etmek. Bak eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilir. Kalabalıktan alakası yok diyor Cenab-ı Allah. Kalite çok önemlidir diyor. Ve eğer içinizden 100 kişi bulunursa inanmayanlardan 1000'ini yener. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur diyor Allah. Gerçeği kavrayamıyor. Maddenin Allah gibi olduğuna inanıyor. Maddeye Allah'lık vasfı veriyor. Maddenin her şeyi yaratacağına, her şeye kadir olduğuna ve hatta ruhu bile yaratacağına inanıyor. Her şeyi yaratır madde diyor. Şuursuz madde, atomlar. İnkar edenler birbirlerinin velileridir diyor Allah Enfal suresi 73'te. Yani inanmayan insanlar birbirlerine yardım ederler. Hakikaten bakıyorsun. Türkiye'deki inkar edenlerle Mısır'daki inkar edenler aynı kafada oluyor. Her şey bir ittifak halinde. Bak inkar edenler birbirlerinin velileridir. Birbirlerini korurlar, kollarlar. Birbirlerine haberleşirler. Birbirlerine yardımlaşırlar. Taktik alışverişinde bulunurlar. Moral yönden birbirlerini desteklerler. Her yönde ittifak halindedirler diyor Allah. Eğer siz bunu yapmazsanız ki İslam alemi de Müslümana birbirini desteklemiyor. Bilakis. Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne, işte oluşan o bu, bak yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur diyor Allah. E bak fesat meydana geldi işte, bozgunculuk da oldu. Müslümanlar birbirini sevmediğinde, birbirini koruyup kollamadığında bu oluyor. Müslümanlar birbirini sevmesi için Kur'an'a uymaları gerekiyor. E adam bağnazlığı ortaya koyuyor Kur'an'a karşı. Yani peygamberimiz adına yalan ortaya koyuyor. Mesela kadına yarım diyor. Sen kadına yarım deyince sevgi kalır mı? Yarım insan diyorsun sen. Anormal bir varlık diyorsun. Bağnazların elinden din alınırsa, din aydın, aklı başında, samimi, ilerici, aşkla, muhabbetle hareket eden güzel insanların eline geçerse, ki zaten o aşamada dünya kurtulur. Bağnazların elinden dinin bir an önce alınması lazım. İnsanlar din deyince bağnazların elinde zannediyorlar. Bağnazlar dini gasp etmiş. Din iyi insanlarındır. Bağnazların değildir. Bağnazlar dini kullanıyorlar.